Herkese merhaba. Burada bir bilimsel çalışma yapıyorduk. Diğer bilim insanı arkadaşlarımla birlikte yalnızlığa çare arıyorduk. Böyle bir fırtına çıktı. Şoför de gece kurt kapmış. Abi dediler götürsen sen götürürsün. O yüzden ben de tamam dedim. Topladım hepsini otobüse. Scania Touring'imizle şimdi yola çıkacağız. Şaka bir yana motor sesini biraz kısayım. Şöyle dönelim oyunumuza. Promot 230 RusMap'le beraber. Şu anda sadece iki harita var. RusMap ve Promot 230 kurulu. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar varmış kurulumda. Dosya sırasında değişiklik var 227'ye göre sıralamada değişiklik var. Bunları göstereceğim. Hem dedim nasıl kurulacağını anlatayım. Hem de bir şöyle güzel bir yer bulmuşken sefer videosu yaptırayım dedim. 230'u ilk kurduğumda benim de aynı şey başıma geldi. Hazır profilimde 230'u kurup giriş yapmayı denediğimde oyundan atıyor. Her şey doğru olduğu halde sıralama falan. Ben de yeni profil açtım. Yeni profil açarsanız hiçbir problem çıkmıyor. Bilginiz olsun. Göstereceğim sıralamada modları dizip sıfır bir profille pek bir problem yaşamazsınız. İlk yükleme bayağı sürüyor. Yarım saate kadar sürebilir. Promotion zaten biliyorsunuz yollar harika. Yeni yollar da yaptılar. Yeni şehirler eklediler bu sürümde. Bayağı bir şehir eklediler aslında. 1.31'de çalışıyor hala. 1.32 için yeni bir güncelleme çıkarırlar sanırım. Şu an için 1.31 hala. Söyleyebileceğim ne var kurulumla ilgili? Dosya indirmede problem yaşayabilirsiniz. Bu Promotion sitesine dosya indirme şekli aynı devam ediyor. Benim daha önce anlattığım Promotion ve Rusmap kurulumu ile ilgili çektiğim videoda anlattığım şekilde yine kuruyorsunuz Promotion. İndirmesi falan aynı aslında. Tek bir fark koymuşlar. Special Transport'u destekliyor. Eğer Special Transport DLC'niz varsa bu dev dosyası oluşturma bölümünde hani RusMap için işaret koyuyoruz ya RusMap ile beraber çalışması için. Yine RusMap kullanacaksanız işareti koyuyorsunuz. Special Transport DLC'niz varsa bir de onun için işaret koyuyorsunuz. Dev dosyasını ona göre indiriyorsunuz. Bu tek tek 7 part dosya indiriyorsunuz 250 megabayttan. Son part tabii daha küçük. Aynı anda 2'den fazla dosya indirmenize izin vermiyor. 2'den fazla dosya indirmeyi denerseniz hata verir site. Birkaç kez denerseniz de artık belli bir süre size izin vermez işlem yapmanıza. Gidiyor mu bu yolcu? Neyse biz devam edeceğiz. Haritayı da açalım. Ben bir rota çizmiştim. 1291 kilometre kaldı gösteriyor ama şimdi feribota bineceğiz. Deniz üzerinden gideceğimiz yol bayağı uzun. O yüzden öyle gösteriyor. Yaklaşık 1000 kilometresi denizde geçecek yani feribotta.
Feribottan sonra da yaklaşık 250 kilometre civarı falan yol kalabilir. Yani bu karlı yerden başladık. Burayı böyle dikkatimi çekti. Haritanın en tepesi burası. Yerini de birazdan gösteririm size durunca. Haritanın en tepesindeyiz. Feribottan sonraki yol efsane. Çok hoşuma gitti orası. Şeyden ne denir? Toprak yol falan var. Bir madene ayarladım şeyi, navigasyonu. Maden yolu aşırı güzel. Hem bir dağ çıkıp dinliyorsunuz. Hem de aynı zamanda toprak yol, dar bir yol. Gayet güzel yani. Sezesi haritalarından çok çok farklı. Karşıya geçelim. İlk yükleme uzun süre dedik. Pro mod haritaların hepsinde zaten böyle. İlk yüklemeniz yarım saati bulabiliyor. Sonrakiler en fazla 2 dakika sürer. Çok uzun sürmez. Şöyle rotaya bakalım. Kaç kilometre kaldı gösteriyor. Şu an hesaplamaya çalışıyor. Şunu kaldırıp tekrar koyalım. Yolun dışında gösteriyor olabilir bizi biraz. Belki ondan hesaplayamıyordur. Şöyle ben bir yola çıkıp öyle tekrar bakayım. Şu an sanıyorum denizin üzerindeyiz, evet, o yüzden. Bu arada eğitim videolarına başladım. Daha önce birkaç tane video çekmiştim bununla ilgili. Bununla ilgili derken işte save edit yapma ile ilgili ne bileyim nereden gideceğim kardeşim? Save format olsun, konsol açma, uçma kaçma yani sıfır kamerası. Rota geldi bu arada. 162 kilometre, iyi, fazla bir şey kalmamış. Bunlarla ilgili yeni bir seri yapmak istedim. Çünkü şunu anladım ki video istatistiklerinden bizim insanımız izlemeyi, dinlemeyi sevmiyor. Yani 1 saatlik video yapmışım daha önce ben. 1 saat konuşmuşum, çene patlatmışım. Bir sürü şey hakkında bilgi vermişim. İstatistiklere bir bakıyorum. Ortalama izlenme süresi 1,5 dakika, 2 dakika bile yok yani. Sanıyorum sıkılıyor insanlar o kadar uzun izlemekten. Bir şeyler öğrenmeye çalışsa bile izlemedikleri halde ondan sonra gelip soruyorlar, abi şu nasıl, bu nasıl? Ben de peki dedim, size uyuyayım, hani ben size uygun davranayım. O yüzden şimdi yeni bir seri yapmaya başladım. Her konuya bir video çekiyorum. Bazısı 1,5-2 dakika da olabilir. Bazısı 5 dakika, 6 dakika, yani konunun anlatıldığı kadar. Birden fazla konu anlatmamaya çalışıyorum. Hani çok bağımlı değilse birbirine konular. Bu şekilde bir oynatma listesi hazırlıyorum. Eğitici, öğretici, bilgiler diye bir playlist hazırladım. İsteyen oradan bakabilir. Nasıl mod istekleri yapıyorsanız bu tarz şeyler için de sorularınızı sorabilirsiniz. O sorularınızın cevaplarını da video halinde anlatarak cevaplarım. Tabii saçma sorular olmasın mümkünse. Örneğin hani abi nasıl fix yapıyorsun gibi bir sorunun cevabını vermem. Hani bu nasıl yaptığını paylaşmamakla alakalı bir durum değil. Bundan defalarca bahsettim. Fix yapmak öyle basit bir şey değil. Çok komplike bir iş. Bazı dosyaları 2 dakikada fixlerim. Bazıları 2 haftamı alıyor. Yani o yüzden
belli bir şey yok. Hani nasıl save ediyoruz? Şu tuşa basıyorsun, save ediyorsun diye anlatırsın. Veya işte bir dorseyi nasıl yapıyoruz dediğiniz zaman save edikten bu bellidir. Yapacağınız şeyler standarttır çünkü. Ama fix yaparken bunun bir standardı yok arkadaşlar. O yüzden nasıl olduğunu size anlatamıyorum. Yani bir standardı olsa şöyle yaptığınız zaman oluyor der anlatırım. Ben de piyasadan çekilirim. Siz kendiniz yaparsınız fixlerinizi ama öyle bir durumu yok. Birkaç arkadaşa da söylemiştim cevap olarak bunu. Fix yapmanız için birincisi hani çok iyi ileri derece olmasa bile İngilizceniz olması lazım. İkincisi konsolu okuyabiliyor olmanız lazım. Log dosyasını okuyabiliyor olmanız lazım. Okuyabilmekten kasıt girip düz okumak değil. Ne yazdığını anlamak lazım. Neye hata veriyor, ne hata veriyor, neden olmuyor. Onu çözmek lazım. Ki bazı durumlarda birkaç mod var öyle çok uğraştı. Log dosyasına bile bir şey yazmıyor. Hatanın ne olduğunu yazmıyor. Bunları ben tek tek bölerek, işte kırparak, başka modlarla karıştırarak, çeşitli çeşitli kendi geliştirdiğim yöntemlerle bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Dediğim, bahsettiğim yollara geldik arkadaşlar. Şöyle bir kurtaralım da önce. Bu otobüste de geldim ama bu yolları bunlar geçebilecek mi bilmiyorum. Yani bahsettiğim gibi böyle basit şöyle yaparsam fixlenir diye bir durumu yok. İngilizce lazım. Log dosyasını okuyup anlayabilmeniz lazım. En başta sabırlı olmanız lazım. Sabır çok önemli. Çünkü dediğim gibi bazı modlarla 2 haftayı buluyor uğraştığım. Yapıyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor, başka bir şey deniyorsun olmuyor, sürekli oyundan atıyor, oyuna geri çek falan. Her seferinde oyun yüklesin etsin, bunun için bekliyorum. Hani öyle sandığınız gibi ben 2 satır kod yazıyorum, mod çalışıyor bir durum değil o. O yüzden anlamanızı bekliyorum. Ayrıca onun dışında oyunun dosya formatını bilmeniz gerekiyor. Hangi dosya ne işe yarar bilmeniz gerekiyor. Az da olsa modelleme bilmeniz gerekiyor. Ben modellemeyle uğraşmadığımı söylemiştim defalarca. Modelleme yapmıyorum, modellerini editlemiyorum ama çalışmayan bir mod olduğu zaman modun modellemelerini açıp inceleyip ona göre kod yazıyorum. Yani kodla düzeltiyoruz ama yine modları açıp kontrol etmem gerekiyor. Modelleri açıp kontrol etmem gerekiyor bazı yerde. O yüzden çok komplike, öyle basit bir şey değil sandığınız gibi. Dediğim gibi çok basit olanları da var. 2 satır yazıyorsunuz sadece. Bazen yazdığınız karakter sayısı 10'u geçmiyor. Çalışıyor mod. Ama hepsi o şekilde denk gelmiyor tabii. O yüzden hani bu tarz sorular sormak yerine örneğin işte dorsemin rengini nasıl değiştirebilirim diyebilirsiniz. Bunları zaten ben anlatacağım. Hani bu tarz şeyleri sormaya gerek kalmayacak ama yani aklıma geleni söylüyorum. Dorse rengimi nasıl değiştirebilirim diyebilirsiniz. Ne bileyim dorse ile tırın rengini nasıl aynı yaparım diye soruyor olabilirsiniz. Bunlar benim aklıma şu an gelen sorular. Örnek olarak. Ne olabilir mesela hani aracın motorunu nasıl değiştirebilirim falan gibi yani basit basit bu tarz sorulara da videolarla yanıt vereceğim. Sonuçta bir kişi bunu soruyorsa başkaları da sorma potansiyeli var demektir. Bir kişinin sormasıyla diğerlerine de yardımcı olmuş oluyoruz peşin peşin. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. Bu tarz soruları azaltmak için hem de bir arşiv niteliğinde böyle elimizde bir ne denir ona kitapçı tarzı bir şey olmuş olur. YouTube playlisti olarak. Bu arada yolları görüyorsunuz çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bu tarz yollar.
arada çok fazla kasmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani genelde denir ya, promos haritası yükledim çok kasıyor FPS yerlerde falan, öyle bir durum yok. Ben şu anda mesela 23 FPS alıyorum. Ya çoğunuza göre belki de düşük gelebilir ama ben normalde de 23 FPS, 20 FPS ile oynuyorum. Multiplayer'da modsuz oynadığım halde 20 FPS ile falan oynuyorum. O yüzden bir kasma durumu yok. Bir sıkıntı yok o yüzden. Promotes'u da normal oynayabildiğiniz ayarlarda oynayabilirsiniz. Ya bazı yerlerde belki kasma falan yapabilir. Bilmiyorum tabii, harita çok büyük. Tamamını gezmedim ama. Bu Promotes'ta bayağı bir video çekmeyi düşünüyorum böyle sefer, biliyorsun. Yani ilginizi çekerse izlersiniz tabii. Özellikle promos haritalarını çok sevdiğim için promos'un bir elemanı çalışan bir şey değilim. Ki zaten onların hepsi bildiğim kadarıyla gönüllü insanlar, çünkü pek bir karları yok. Yani dosya indirmeye ücret alıyorlar. Eğer isterseniz 1 euro gibi sembolik bir ücretle 7 parça olan dosyayı tek parça haline indirebiliyorsunuz, ki bizim ülkemizde biraz zor çünkü PayPal üzerinden alıyorlar şey ücreti. Onun dışında da işte tek tek indirdiğinizde o 7 dosyayı link kısaltmadan kazanıyorlar. Bunun dışında bir gelirleri yok yani. Tamamen gönüllü yaptıkları bir iş. Ki zaten haritaları görüyorsunuz tabii. Paralı yapsalar bile bana sorsanız değecek bir iş yapıyorlar. Bayağı uğraştıran bir şey çünkü harita yapmak öyle basit bir iş değil. Düz yolları falan yapmak yine hani nispeten basit ama bu kadar detaylandırmak, sağda solda binalar olsun falan, bayağı zor bir iş aslında. Bize bazı şeyler çok basit geliyor. Özellikle konuşurken çok basit geliyor. Bizim zaten milletçi özelliğimizdir. Ne olacak yapsana falan tarzı düşündüğümüz için gerçekten de öyle basit bir şey değil arkadaşlar. Otobüsle özellikle gidiyorum bu yolu da. Ben ters taraftan şans eseri aslında denk geldim. Ben yeni profil açıp kurduğum için baktım en üstte bir şehir var. Oradan başlatayım dedim oyunu. O da ilk görevi burayı verdi bana. Şu an gittiğim madenden başladım. Iveco, eski kasaba, Iveco şey, yeni kasaba pardon, Aybeyli. Beyaz hafriyat dorsesi verdi arkama. Onunla bu yolları diğer tarafa doğru geçtim. Çok hoşuma gidince böyle, bir de yol çakır çukur zaten. Toprak zaten tamam gördüğünüz gibi. Bu otobüsün de fizikleri falan çok güzel olduğu için bununla oynamak istedim. Aslında otobüsle pek oynanacak bir yol değil. Siz oynarsanız. Benim tavsiyem yine tırla oynayın. Ben bir denemek istedim böyle. Hani fizikten dolayı böyle denemek istedim ama şimdi anlıyorum ki tırla oynamak burayı daha iyiymiş. Çünkü çok dar dönüşler var. Biraz ileride zaten haritada görüyorsunuz herhalde. Çok daha keskinleri geliyor şimdi. Şuranın şu anda tek avantajı trafik olmaması burada. Maden yoluna girdiğiniz zaman karşıdan veya arkanızdan araç gelmiyor. Diğer yollarda açık olduğu halde trafik.
Oo, iki kamerasından da işte çok beceremiyorum ya. Yani dışarıdan görmenizi istediğim için şu an böyle gidiyorum. Adamlara tamam dedik, kardan kurtaralım sizi dedik. Bizi bu yollara soktular, evlerine kadar götürdüler bizi. Halbuki şehir merkezinde bıraksaydım aracın içindeki kamera burada işimize yarar mı bilmiyorum. Çok fazla da işe yaramıyor aslında. Mesafe olarak da biraz farklı olduğu için siz çoktan çarpmış oluyorsunuz aslında. O bir yere yaklaştığınızı gösterdiğinde. Kamerasından göremiyorum. Yollar fena arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle tek bir yerde de takılıp kalmayın. Girin her yerini dolaşın. O kadar güzel yerler var ki. Bu ya da bundan daha güzel bir sürü yol vardır illaki. Ben özellikle bu tarz yolları buldukça sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Ben düz yolda kullanmak standart her zaman yaptığım şey olduğu için pek o tarz videolar çekmektense böyle ilginç yollarda çekmeyi tercih ediyorum ben. Bu arada bakın mesela burada bir FPS düştü. Büyük ihtimalle gece olduğu için.
zor çıkıyor. Ben şöyle park edeyim ben. Şimdi size bir sıralamayı göstereyim. Mod yöneticisine girelim şöyle. RusMap ve ProMods 2.30'u birlikte çalıştırabilmen için. RusMap'in de bu arada 1.8.1 versiyonu bu. 2.27 en son kullandığımız RusMap 1.8'di. Bir de bunun şu bağlantı dosyası 2.27 olan yerine 2.30 yeni çıktı. Bunu kullanmanız gerekiyor. Şu zaten otobüs modu. Bunu göz ardı edelim. Şuradan başlarsak en üstte 2.30 ProMods'la RusMap'in 1.8.1 yol bağlantıları olacak. Hemen altında ProMods'un Definition dosyası, sonra RusMap'in Map, Model ve Model 2 dosyaları. Daha sonrasında ProMods Map Package diyor, sonra Media Package, sonra Model 1.2.3, en son Asset dosyası ProMods'un ve en altta da RusMap'in dev dosyası olacak. Aslında bu sıra değişmemiş ya. Sıra aynı gibi. Neyse, sonuçta bu şekilde olması gerekiyor. Oyuna başlarken de mesela böyle bir profilinizde mod yöneticisine bu sırada attınız. Oyun yüklerken oyundan atıyorsa, açılmıyorsa yapmanız gereken şu. Yeni profil diyorsunuz burada. İsmi veriyorsunuz, işte diğer şeyleri falan seçtiniz, her şeyi ayarladınız. Şuraya mod yöneticisine buradan giriyorsunuz. Buradan atıyorsunuz hepsini. Bu modlarla başlıyor yeni profiliniz. Niye masa üstüne dönüyorsa. Bu modlarla başlıyor yeni profiliniz. Bu şekilde başlatırsanız, yeni profilden modları aktif ederek başlarsanız oyuna, o profilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz şu an için. Atmayan da olabilir eski profille. Yine deneyebilirsiniz. Ha, baktınız, denediniz, atıyor. Sıralama budur. Bu sırada olduğu halde atıyorsa dediğim gibi sıkıntı vardır. Yeni profil oluşturmanız lazım. Onu da bu şekilde yapacaksınız. Onun dışında ekstra söyleyebileceğim bir şey şu an aklıma gelen yok bu haritayla ilgili. Daha sonra diğer mapler yenilendikçe veya bir şekilde uydurup ekleyebildikçe yine bu combo map videolarını çekeriz. Türkiye haritası mesela şu an çalışmıyor bu haliyle. Türkiye haritasını belki çalıştırabilirsem Promos'la beraber onu yayınlarım. Mass map olabilir. Bunların hepsini deneyeceğim. Bir kombinasyonu uydurup bir şekilde çalıştırabilirsek sizle de paylaşırım. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.